Merhabalar efendim. İdeolojilerin toplumsal eleştirileri son derece kıymetlidir. Zira teklifleri ve insanlık için vaat ettikleri bir şey ifade etmese de haklılıklarını ifade etmek için, taraftar toplayabilmek için toplumda gözlemledikleri bir takım siyasi, ekonomik, toplumsal ilişkilerdeki zengin, fakir, çevre, merkez ilişkileri üzerine yaptıkları gözlemler son derece eleştiriler. Son derece kıymetlidir. Kıymetini uzun süre muhafaza eder. İşte bunlardan birisi Marksistlerin egemen sınıflarla ezilenler arasındaki ilişki üzerine kurdukları yaklaşımdır. Bu ilişkiden hareketle kendilerini ezilenlerin sözcüsü olarak, ezilenleri savunan insanlar olarak ifade etmişler. Bu yaklaşım, yani ezilen ve egemen sınıf arasındaki çatışma yaklaşımı Ali Şeriati gibi İslamcılar tarafından da alınmış, kabul edilmiş. Hatta Ali Şeriati Şii gelenekten geldiği için bu anlayışı Kur'an'daki müstekbir, mustazaf kavramlarıyla karşılamış ve Kerbela ile ilişkilendirerek Kerbela'dakilerin mustazaf olduğunu, yani ezilen zayıflar olduğunu ifade ederek bunun üzerinden Şii ideolojinin kendine göre bir dünya okuyuşu, bir toplum okuyuşu perspektifini o zamanki insanlara, özellikle de gençlere sunmuş ve bu çok ciddi manada bir taraftar kitlesi toplamış. İran devrimine ideolojik taraftar toplayan, devşiren hareketlerden birini gerçekleştirmiş. Şah rejimine karşı, krallığa karşı, despotizme karşı Ali Şeriatı'nın bu yaklaşımı, mustazaf ve müstekbir kavramları üzerinden ezilenler ve egemenler diskurunu Marksizmin İslam'ın içerisine, İslami perspektifin içerisine yerleştirmiş olması. Aslında bu kavramlar var Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim mustazaf ifadesi ve müstekbir, istikbar, yani büyüklenme, kibirlenme kavramlarını zikrediyor. Kur'an-ı Kerim'in zikrettiği bu kavramlar ideolojiler tarafından alınmış. İşte bu kavramlar üzerinden ideolojiler bir sistem kurmaya, bir yere hakim olmaya, çöreklenmeye kalkışmışlar ve başarılı oldukları ülkeler de var. Fakat başarılı oldukları yerlerde kendileri mustazaf değil, müstekbir olmuşlar. O da apayrı bir mesele. Ayrıca konuşulması gereken hususlardan birisi. Bu kavramları Kur'an-ı Kerim çok farklı dönemlerde, mesela Hazreti Salih Aleyhisselam ki Arap Yarımadası'nda yaşamış ilk peygamberlerden, daha sonra Hazreti Musa Aleyhisselam, Beni İsrail peygamberlerinden Mısır'da onu anlatırken çok farklı yerlerde, farklı coğrafyalarda bu kavramlar üzerinden zenginler fakirler ilişkisini, iman küfür mücadelesini tasvir eder. Yine Peygamber Efendimizin Mekke'deki mücadelesinde istidaf kavramı, yani ezme ve istikbar kavramları üzerinden, büyüklenme, kibirlenme kavramları üzerinden tasvir eder. İşte Kur'an-ı Kerim Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kavmini anlatırken müstekbir ve mustazaf kavramları üzerinden oradaki toplumsal ilişkiyi, iman küfür mücadelesini tasvir eder. Der ki Kur'an-ı Kerim: قَالَ الْمَلَئُ الَّذِينَ اِسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ. Hazreti Salih'in kavminden büyüklenen seçkinler, kendi kavimleri içerisinde iman eden zayıflara dediler ki, hem zayıflar hem iman edenler, onlara dediler ki: اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّ. Siz Hazreti Salih'in Allah Teala tarafından gönderilmiş, onun Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçi olduğuna mı inanıyorsunuz dediler. Bunu mu biliyorsunuz dediler. Burada etalemuna kelimesi, inanma tabirini değil de bilme tabirini Kur'an-ı Kerim'in seçmesinde muhtemelen şöyle bir işaret var. Yani siz ne bilirsiniz ki? Yani sizin bir şey bilmeniz mümkün değil. Yani siz kalkıyorsunuz, işte bu kadar zayıf, cahil, toplumun fakir kesimleri olduğunuz halde bir şey bilme iddiasıyla ortaya çıkıyorsunuz gibi böyle bir hafife alma manası var. Onlara böyle dediler. Onlar da dediler ki, yani bu Hazreti Salih Aleyhisselam'a inanan insanlar, قَالُوا اِنَّا بِمَا يُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اِنَّا بِمَا يُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Yani muhakkak ki biz onun gönderildiği her şeye istisnasız, Hazreti Salih ile beraber gelen tüm vahye inanıyoruz dediler. Biz ona inanıyoruz, iman ediyoruz. Bilme değil, yani biz iman ediyoruz. Kat'i bir, kesin bir bilgiyle, yakini bir bilgiyle
inançla, tüm duygularımızla biz onun getirdiği hakikatleri kabul ediyoruz, benimsiyoruz dediler. Bunun üzerine müstekbirler, galellezi destekberu, inna billezi amentum bihi kafirun. İşte bu da yani müstekbirin haleti ruhiyesini görüyorsunuz. Biz de diyorlar müstekbirler, sizin inandığınız şeyleri inkar ediyoruz, üzerini örtüyoruz, küfrediyoruz. Bunları asla kabul etmiyoruz. Aslında müstekbirin büyüklenmesinin arkasında zayıf insanlara bir takım haklar veren, onları onore eden, onları insan kabul eden, işte o İslam inancını, Hazreti Salih'e indirilen hakikatleri, o vahyi kabul etmem var. Siz inanıyorsunuz, siz inandığınızda biz inanmıyoruz. Yani mantık bu. Etrafındaki zayıfları, fakirleri, köleleri kov, biz gelelim Mekke'nin büyükleri olarak senin etrafında biz olalım diyor mesela seçkinler. Mekke'nin seçkinleri, Mekke'nin geri gelenleri, müstekbirleri. Aynı mantıkla hareket ediyorlar. Yani seçkinler asla toplumun zayıf gördükleri, ezdikleri daha doğrusu aslında böyle demek lazım. Kendilerinin ezdikleri, zenginliklerini, refahlarını borçlu oldukları sınıfların asla kendileriyle eşit olmasını istemiyorlar. Kendileriyle eşit olmasını. Aynı düzlemde, aynı seviyede onlarla herhangi bir inançta buluşmak istemiyorlar. Müstekbirlerin temel halet ruhiyesi bu. İşte bunu en güzel tasvir eden sahnelerden birisi de Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavmiyle yaşadığı mücadeledir ki bu mücadelede Firavun'un tavrını, tutumunu Kur'an-ı Kerim bize anlatırken Kasas suresinin hemen başında inne firavne ala fil ard. Firavun arz yani yeryüzünde Mısır ülkesinde bir hakimiyet elde etti. Kendini ulladı, yüceltti kendisini. Tanrı seviyesine çıkarttı. Ve ceale ehleha şia ve Mısır halkını çeşitli gruplara, çeşitli sınıflara böldü. Zenginler, fakirler, rahipler gibi kas sistemi kurdu orada. Yestad'ifu taifeten minhum. Onlardan bir grubu zayıflatmak istediği zaman diğerlerini kullanarak zayıflatıyor. Bu şekilde bir yani grupları birbirine ezdirerek hakimiyetini devam ettiriyor. İşte onlardan bir grubu ezmek istediği zaman vebbihu ebnâhum ve yestehyi nisâhum. Onların erkek çocuklarını, erkek evlatlarını kesiyor, öldürüyor ve kadınlarına yaşama hakkı veriyor. Yani onlar yaşasın, onlar ölsün diyor ki kadınlar bize hizmet etsin, hizmetçi haline dönüşsün diye böyle bir iddiayla ortaya çıkıyor. İnnehu kâne minel müfsidîn. Bu aslında çok büyük bir bozgunculuk. Bu bozgunculuğa Kur'an-ı Kerim dikkat çekiyor. Yani müstekbirlerin özelliği kendi toplumlarını takım kas sistemlerine bölme, gruplara bölme, farklı gruplarla ittifak ederek bir grubu hücum edip o grubu imha ettikten sonra bir başkasına tehlike arz eden bir başkasına yönelme ve böylece kendi hakimiyetini devam ettirmek için sürekli toplumun o bölünmüşlüğünden, parçalanmışlığından istifade etme, bir grubu diğerine, bir grubu diğerine kırdırarak hakimiyetini sürdürme, devam ettirme. Müstekbir ve toplumun egemen sınıflarının her zaman 3000 sene önce Hazreti Musa döneminde Mısır'daki Firavun'un da kendi zekasıyla, siyaset dehasıyla bulduğu yöntem bu. Her zaman için geçerli. Herkes bunu biliyor. Fakat maalesef her zaman bu bilinen eski insanlık tarihi kadar eski olan bu metot böl, parçala, çatıştır ve yönet mantığıyla hareket eden despotlar her zaman haklı çıkıyor. Ve nuridu ennemunna alellezine stud'ifu fil ardı ve nec'alehum eimmeten ve nec'alehumul varisin. Yine Kur'an-ı Kerim diyor ki biz evet Firavun'un büyüklendiği ve insanları gruplara ayırdı. Bir kısmına ezmeye çalıştı, ezdirmeye çalıştı. İşte zengini fakire, falan ırktan olanı filan ırktan olana kırdırarak hakimiyetini devam etti. Fakat Kur'an-ı Kerim diyor ki biz işte o zayıf kılınan ezilmişlere, ezilmiş insanlara, mazlumlara, ezilenlere nimet vermek, ihsanda bulunmak istiyoruz. Kur'an-ı Kerim böyle tasvir ediyor. Ve necalehum eimme. Onları önderler, öncüler kılmak istiyoruz. Toplumun öncüleri, dinde, ahlakta insanlara örneklik yapacak insanlar haline getirmek istiyoruz. Onları yeryüzünün nimetlerine varisçi kılmak istiyoruz. Yani bir devlet, bir
güç yıkıldığı zaman onun yerine bir başkası geliyor. Bu gelen, yani hakimiyeti kaybedenin yerine gelen güç sanki onun varisçisi gibi olmuş oluyor. Bunu ifade için bir takım savaşlarla, büyük felaketlerle toplumsal dönüşümler yaşanır. Bu toplumsal dönüşümlerin akabinde daha ahlaklı, daha dürüst, daha insani değerlere saygılı gruplar iktidara gelir. Fakat bir müddet sonra bunlar arasında da kokuşmalar başlar. İşte bunların arasında da seçkincilik, zayıfı ezme duygusu gelişir ve yine toplum fesada gider. Sonra yeniden bir büyük değişim olur. İşte bunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Ve o insanları, o zayıf insanları, orada ezilen İsrailoğullarını öncüler kılmak istiyoruz. Onları mirasçı kılmak istiyoruz yeryüzüne diye ifade eder. Tabii bu, yani ezeli, ebedi bir mirasçılık vasfı vermez. Siz de başa gelirsiniz, iktidara gelirsiniz. Sonra zenginlik, işte despotizm, başka bir takım ayrımcılıklar toplumun içerisinde baş gösterir. Ve iktidarda olan insanların bu bozulmasının neticesinde onları da bir felaket bekler. Ezeli, ebedi bir seçilmişlik fikri insan tabiatına da aykırı. Kur'an'a da aykırı, akla da aykırı. Asla böyle bir şeyi, doğuştan böyle bir kabiliyet, böyle bir donanımı bir grup insanın sahip olduğunu iddia edemeyiz. Ve nümekkine lehum fil ard ve onları yeryüzünde onlara bir mekan verme, onları yerleştirmeyi istiyoruz. Peki Firavun ve nuriye firavne ve hamane ve cunudehuma minhum ma kanu yahserun. Firavun'un en yakını olan Haman'a, din adamlarını temsil eden, bürokrasiyi temsil eden o Haman'a, baş rahibe, ona da onların ordularına, askerlerine, onların kullandığı terör örgütlerine, mafyalara, onların kullandığı insanlara, şiddet için kullandıklarına da biz ayetlerimizi gösterip onları sakındıkları şey, sakındıkları, korktukları o sona yıkılıp gitme, unutulup gitme ve ellerindeki var olan her şeyi kaybetme korkusuna onları getirmek istiyoruz. Onları bu korkuyla tanıştırmak istiyoruz. Bunu göstereceğiz onlara diyor. Despotizme ve halkı uyuşturmaya dayalı kurdukları sistemin, despot rejimin nasıl yıkıldığını ve askerleriyle beraber nasıl helak edildiklerini onlara göstereceğiz diyor. Kur'an-ı Kerim bize bu şekilde ifade ediyor. Tabii Peygamber Efendimiz'e baktığımız zaman Efendimiz'in mücadelesi de aslında yine müstekbirlerle zayıflar arasındaki bir mücadele olmuştur. Çünkü Efendimiz'e iman edenler, köleler, kadınlar, toplumun hamisi olmayan zayıf kesimlerinden çıkan insanlardı ve bu insanlar müstekbirler tarafından, Mekkeli müstekbirler tarafından, yani büyüklenen egemenler tarafından kendilerine tehlike olarak görülüyordu. Ve bu insanlarla aynı düzlemde bir arada olmak, aynı dine girmek istemiyorlardı. Aynı mescitte namaz kılmak, omuz omuza namaz kılmak istemiyorlardı. Onlar geride dursun. Onlar bizimle eşit olmasın diye istiyorlardı. Fakat İslam bunu ortadan kaldırdı. Bunu ortadan kaldırdığı için, bir eşitlik getirdiği için insanlar arasına, zenginle fakir, asaletli, soylu olanla herhangi bir soy itibariyle böyle büyüklenmesine gerektirecek bir nesebi özelliği olmayan insanlar arasında eşitlik getirdiğinden dolayı onlar, Mekkeliler, İslam'a düşman oldular. Kur'an-ı Kerim bunu anlatırken وَذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْاَرْضِ Müslümanlar Mekke'de zayıftı, ezilmişti. Zira içlerinde köleler, fakirler vardı. Aynı şekilde soy sop itibariyle Mekke'de hamis olmayan, dışarıdan gelmiş Ammar ailesi gibi takım insanlar, Mekkelilerle anlaşmalı olarak gelip yerleşmiş insanlar vardı. Mekke'nin en şereflisi soy itibariyle olan Haşimoğulları bile Mekke'nin diğer kabileleri tarafından ezilmiş, horlanmış, boykota uğramış ve ellerindeki mallara, mülklere, ekonomik imkanlara el konulmuştu. Bu açıdan bakıldığı zaman Müslümanların kendilerini ifade etmekte çaresiz kalmalarını ifade için mustazaf tabiri kullanıyor. Onlar Mekkeliler tarafından ezilmişti. Mekkeliler tarafından zayıflatılacak neler varsa inanan insanları ekonomik açıdan, akrabalık ilişkileri açısından bütün bunlar uygulanmış. Kızlarıyla evlenilmiyor, mallarına mülklerine el konuluyor,
ticaret yapmalarına müsaade edilmiyor. Sürekli sıkıştırılıyor ve sürekli horlanıyor. Gelip Kabe'nin içerisinde oturup namaz kılmalarına bile müsaade edilmiyor. Yani görünür olmalarına müsaade edilmiyor. Böyle bir boykot dönemi yaşamışlardı Müslümanlar. Mekkeli müstekbirler tarafından ezilmiş, horlanmışlardı. Sonra ne oldu? Kur'an-ı Kerim diyor ki: "İzentum qalilun mustad'afuna fil ardı tahafuna en yetahattafakumun nas." Yani o kadar zayıftınız ki insanların bir sabah gelip ya da bir anda gelip sizi yakalayıp götürmesinden endişe ediyordunuz. Yani her an o korkuyu yaşıyordunuz. Korkunun her an yaşadığını ifade etmek için yahtufu ebsarehum diyor mesela. Berk, yani şimşek gözlerini aldı, alıverdi manasında. Burada da böyle şimşek hızıyla gelip birilerinin sizi yakalayıp götürmesinden endişe ediyordunuz. Her an endişe yaşıyordunuz. Gece, gündüz, namaz kılarken herhangi bir şekilde bir zulme uğrama, alıp götürülüp işkenceye uğrama durumuyla karşı karşıyaydınız. Böyle bir tedirginlik içerisinde yaşadığınız bir dönemdi Mekke dönemi. Fe'avakum, Allah Teala sizi sığınılacak yerlere götürdü. Sizi himayesine aldı. Allah sizi korudu. Size yurt verdi Allah Teala. Gideceğiniz beldeler size lütfetti. Ve eyyedekum binasrihi, yardımıyla sizi teyit etti. Ve rezakakum minet tayyibat, tayyibattan en güzel şekilde rızıklarla sizi rızıklandırdı. Ki leallekum teşkurun, Allah'a şükredesiniz diye. Şükrü Allah'a veresiniz diye. Allah sizi o zalim toplumdan, yani korku içinde yaşadığınız toplumun içinden çekip aldı. O toplumun içinde kalanlara da bir emniyet, bir güven adeta lütfetti. Ve yardımıyla, nasrıyla onları teyit etti, güçlendirdi. Bulundukları beldelerde, gittikleri yerlerde Allah lütuflarıyla, Allah'ın lütuflarıyla, hiç kimseye minnet etmelerine gerek duyulmayacak şekilde onları Allah Teala kendi lütuflarıyla teyit etti. Onları hukuki, ahlaki açıdan haklılığını tüm insanlara, tüm diğer insanlara gösterdi. Sonra ve razakakum minet tayyibat, yani sizi en güzel bir şekilde kendi elinizin kazandığı kazançlarla rızıklandırdı. Gittiğiniz yerlerde para kazandınız, zengin oldunuz, iş yaptınız. En güzel şekilde rızıklandınız ki bulunduğunuz ülkelerde kalsanız, bulunduğunuz beldelerde kalsanız ya da o günahkar toplumu terk etmeyip kendi helal kazancınızın peşine düşme yerine onlara tabasmus ederek onlardan bir şeyler alma yolunu tercih etmiş olsaydınız birçok günaha girecektiniz. Fakat Allah sizi korudu, helal kazanca yönlendirdi, zulme ortak etmedi, zalimlerden sizi ayırdı. Siz helal kazançlarla kendinizi, çocuklarınızı, nesillerinizi beslediniz, büyüttünüz. Allah Teala'nın rızkı, lütfu bu ki şükredesiniz diye Allah tüm bunları size lütfetti diye ifade ediyor. İşte burada Allah'ın ezilen insanlara, horlanan insanlara, kendi beldelerinde, kendi halkı tarafından hor görülen insanlara nasıl lütuflarda bulunduğunu, Hazreti Salih Aleyhisselam'a, Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kavmini, oradaki inananları, zayıfları nasıl kurtardığını, Hazreti Musa Aleyhisselam'a ve Musa Aleyhisselam'a inananları nasıl kurtardığını, Firavun'u nasıl helak ettiğini, Firavun'un ittifak ettiği Haman'ı, din adamları ve bürokratları ve onların askerlerini nasıl helak ettiğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da çok açık bir şekilde görmek mümkün. Allah lütuf ve ihsanlarıyla her zaman kendi yolundan giden, kendine inanan, müstekbirlere baş kaldıran, ezilmiş, zayıf insanlara destek olmuştur, onları teyit etmiştir, onları rızıklandırmıştır, onları yeryüzüne mirasçı kılmış, onları yeryüzünde bir öncü, önder haline getirmiştir. Bunun çok örnekleri var. Allah Teala ayaklarımızı kaydırmasın, müstekbirlere meyleden, zayıflardan, kendini ezen güçlülere boyun eğip onların ayaklarını öpen zayıflardan eylemesin diyelim. Allah Teala ezilen zayıf insanlara lütuflarda, ihsanlarda bulunur. Bu ihsanların karşılığında şımarmadan yoluna devam eden ve bu lütuflara, bu ihsanlara şükürle karşılık veren, mukabelede bulunan kullarından eylesin. Allah ayağımızı kaydırmasın.
müstekbirlerin şerrinden de korusun. Müstekbir olma, kibirlenme, büyüklenme ve diğer insanlara karşı üstünlük iddiasında bulunmaktan da bizleri muhafaza eylesin. Hoşçakalın efendim. Bir başka videoda görüşmek üzere.